Merhabalar Babatorik izleyicileri. 12 Temmuz 2012 itibariyle Türk basketbolunun sembol isimlerinden, belki de bu Türk basketbolunun yükselmesine büyük pay olan isimlerden biri Mirsad Türkcan basketbolu bıraktığını açıkladı. Şöyle çok özetleyecek olursak kariyerindeki belki de Türk basketbol açısından önemli şeyleri. Açıkçası ben onu 2000'deki Avrupa Basketbol Şampiyonası ile tanıdım ve benim de basketbola başlamam onunla birlikte oldu. Onun müthiş hırslı oyun karakteri gerçekten beni çok etkilemişti ve hani her maçtan sonra o eksik Türkçesiyle de olsa inanılmaz bence demeçler veriyordu ve onun basketbol hırsı beni gerçekten basketbola ilk bağlayan şeydi. Beni de basketbola başlatan kişi diyebilirim aslında Mirsad Türkcan için. Ve ardından da bence Türk basketbolu için yaptığı diğer büyük bir adım da, Euro 2000'de zaten bence çok iyi oynamıştı. Ondan sonra yaptığı diğer büyük adım da kesinlikle NBA'ye gitmesiydi. O kapıyı hani Türklere açması, NBA'ye giden ilk Türk oyuncu olması bence Türk basketbolu açısından çok önemliydi ve bunu da başarması açısından Mirsad Türkcan'ın tabii ki basketbolumuzdaki yeri yadırganamaz. Zaten yıllardır çok üst düzey basketbol oynuyordu. Yaşı 36'ya geldi. Belki hani basketbol için ileri bir yaş ama hani oyuncuların bir biyolojik yaşı var tabii ki doğum tarihinden sonra çıkarttığımız zaman günümüzdeki yıldan bir yaşı var ama hani düzenli idman ve kendine sağlıklı bakan sporcular aslında uzun yıllar oynayabilir. Ben Mirsad'ın hani 36 belki ilerlemiş bir yaş ama daha uzun yıllar oynayabileceğini düşünüyorum ki hani baktığımız zaman zaten her zaman inanılmaz iyi bir reboundçu olmuştu. Kariyerinde Euroleague'de ve Euroleague'den önce Avrupa şampiyonlarında Efes'te, Fenerbahçe'de her zaman rebound krallıkları var ve bunu açık ara kazanıyordu bu rebound krallıklarını. Geçtiğimiz senede Top 16'de en çok rebound alan oyuncuydu. Rebound ortalaması 16 dakikada 9,5 rebound olan bir adamdan bahsediyoruz. Hani bu adamın basketbolu bırakması tabii ki bence erken olmuş bir karar diyebilirim yani. 16 dakikada 10 rebound alan bir adam daha uzun yıllar bence basketbol oynayabilirdi. En azından 2-3 yıl basketbola devam edebilirdi ama o her zaman Fenerbahçe'yi de çok sevdiğini söylemişti ve diğer takımlar da aslında Mirsad Türkcan'ı istediği söyleniyor. Hani Galatasaray'ın veya Beşiktaş'ın Mirsad Türkcan'la ilgilendiği söyleniyor ama o kulübü onun için hangi kararı verdiğini doğru olduğunu düşünüyor. Kulübünün onun için verdiği kararı ve bu karara uydu. Belki devam edebilirdi başka bir takımda ama Fenerbahçe'de basketbolu bırakmak istedi. Hani bu kadar hırslı bir oyuncunun da kulübüne bu kadar bağlanması ve hani kulübü şu an Fenerbahçe çok önemli transferler yaptı. Pota altına, Sato, Batist gibi isimler geldi Fenerbahçe'ye. Tabii ki kadroda yer açmak için böyle bir şey gerekliydi Fenerbahçe yönetimi için. Onlara da hak vermek lazım ama Mirsad Türkcan'ın da böyle büyük bir özveri göstermesi bence onun şu ana kadarki kariyerini, şu ana kadar basketbol muza kattığını ve kendi saha içinde gösterdiklerini, kendi saha içindeki performansını özetleyen bir şey. Her zaman çok özveriliydi ve basketbolda bu kadar özverili bir şekilde bıraktı. Umarım daha uzun yıllar yöneticilik kademesinde antrenörlük olabilir, oyuncu yetiştiriciliği olabilir, menajerlik olabilir. Basketbolun içinde kalmaya devam eder Türk basketbolunun. Çünkü Türk basketbolunun böyle özverili basketbol adamlarına, özverili basketbol sever kişilere çok ihtiyacı var.